İnsanlar binlerce yıldır tarım yapar. Dünya nüfusunun gıda ihtiyacının büyük bir bölümü bu sayede karşılanır. İnsanlar verimli tarım için değişik teknikler de kullanırlar. Bilim adamları verimi artırmak için ilaçlama ve kimyasal gübreler kullanmak gibi yöntemler geliştirmişlerdir. Ayrıca inşa ettikleri seralarda her mevsim ürün elde etmeyi başarmışlardır. Ancak insanlardan çok daha uzun bir zamandır tarımla uğraşan ve bu tekniklerin hepsini çok daha uzun zamandır uygulayan bir canlı vardır. Şimdi bu canlıyı yakından tanımak için Amazon ormanlarının derinliklerine bir yolculuk yapalım. Bunlar yaprak kesen karıncalar. Bu karıncalar milyonlarca yıldır tarım yaparlar. Hem de bu zahmetli işi yine benzersiz bir iş bölümü ve planlama sayesinde aşama aşama gerçekleştirirler. Üretim zincirinin ilk halkası yuvanın dışında görev yapan işçi karıncalardır. Bu karıncalar gece gündüz hiç durmadan ormandaki ağaçların ve yabani bitkilerin yapraklarını keserler. İkinci iş kestikleri yaprakları yuvaya taşımaktır. Karıncalar yaprak parçalarını birer yelken gibi tutarak yuvalarına taşırlar. Bu küçük işçiler insanın tahmin edebileceğinden çok daha güçlüdür. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse karıncaların yaptığı iş bir insanın sırtında 250 kilogram yük olduğu halde bir kilometreyi 2,5 dakikada koşmasına benzer. Böyle zor bir işi hiçbir insan başaramaz. Karıncalar şaşırtıcı derecede planlı ve organize çalışırlar. Tarım yapabilmeleri için yuvaya yaprak taşımak zorundadırlar. Bu yüzden taşıma işleminin aksamaması gerekir. Karıncalarda taşımayı kolaylaştırmak için çok şeritli karayolları inşa ederler. Daha da ilginç olan, tıpkı insanlarda olduğu gibi bu karayollarının bakımından ve onarımından sorumlu bir organizasyonun bulunmasıdır. İşte görevli bir karınca yolun üstündeki engelleri temizliyor. Ve işte bir başka otoyol bakım görevlisi. Karıncaların organizasyonlarında insanın hayal gücünü aşan olaylar gerçekleşir. Şu anda birbirlerine tutunarak etten bir köprü oluşturmuş karıncaları izliyorsunuz. Diğer karıncalar onların üzerine basarak yollarına devam ediyor. Şüphesiz bu büyük bir fedakarlık ve dayanışma gösterisidir. Bu işler sırasında yaklaşık 500 bin karınca tek bir beyin gibi hareket eder. Ve bu dev organizasyon çok büyük bir ağacın bütün yapraklarını tek bir günde kesip yuvaya taşıyabilir. Karıncalar her türlü bitkiyi, hatta çiçekleri bile bıkmadan ve yorulmadan keserler.
karıncanın boyutu insana göre düşünüldüğünde kestiği yaprağın büyüklüğü de kalın ve geniş bir ağaç plakası ya da ağaç gövdesi gibidir. İnsanlar ağaç kesebilmek için özel aletler kullanır. Peki karınca bu işi nasıl başarır?